hoş geldiniz. Bugün sizlere sonbaharda orkide bakımı nasıl yapılır göstereceğim. Sonbaharda çiçeksiz orkideleri çiçeklendirebilmek için bugün sizlere 3 adım göstereceğim. Sonbaharda orkidelerin çiçek açabilmesi için mutlaka sağlıklı köklere ve sağlıklı yapraklara sahip olması gerekiyor. Hemen birinci yöntemimizden başlayalım. Çiçekleri dökülen ve solan orkideleri yeniden çiçek dalı çıkarabilmek için budama yapmak gerekiyor. Eğer çiçeği dökülen çiçek dalınız sağlıklı ise, sararma yok ise mutlaka orkide dalını budamalısınız. Doğru orkide budama nasıl yapılır? Bunun için boğumlara bakın. Bunlar boş boğumlar, yani çiçeği dökülen boğum. Bu gösterdiğimde dolu boğum, henüz çiçek dökülmeyen boğum. Bu yüzden budama yaparken kesinlikle sadece boş boğumları kesiyoruz. Yani dolu boğum ile boş boğum arasından tek seferde kesiyoruz. Budama yaptım. Orkidenizin özellikle çiçek dalı çıkarabilmesi için sağlıklı kök ve yapraklarının olması gerekiyor. Orkidelerinizin sağlıklı ve aktif kökler çıkarabilmesi için neler yapmamız gerektiğini göstereceğim. Özellikle orkidelerin bol bol çiçek açabilmesi için dikkat etmeniz gereken bazı püf noktalar var. Hemen sizlere orkidelerinizde kullanabileceğiniz bir yönteme geçelim. İhtiyacım olan muz kabuğu. Muz kabuğu içerisinde bol miktarda potasyum var ve çiçeklerin en sevdiği potasyumdur. Muz kabuklarını soyduktan sonra bir tepsiye dizerek güneşte bekleteceğim. Güneşte kuruduktan sonra muz kabuklarını alacağım. Güneşte kuruttuğum muz kabuklarını aldım. Bu şekilde ufalanabiliyor olması gerekiyor. Şimdi bunu robottan geçireceğim. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Videolarımda artık kendi ana dilinizde seslendirme özelliği var. Lütfen videoyu izlerken İngilizce seslendirmeyi açık konuma getirin. İngilizce sesli videolarımı dinleyebilmeniz için yapmanız gereken ayarlara tıklayın. Daha sonra Audio Track tıklıyoruz ve burada orijinal Türkçe seslendirme yerini İngilizceye seçiyoruz ve böylelikle video artık sizler için İngilizce olarak devam edecektir. Hızla sararmaya ve dökülmeye başlar. Çiçek dalı da drops its flowers quickly. Chili in stem fungus. The fungus starts from the inner part of the trunk. Evet, gördüğünüz muz kabukları bu şekilde toz haline geldi. Bunu orkidelerimde nasıl kullanacağımı göstereceğim sizlere. İlk olarak hazırladığım muz kabuğu tozundan bir yemek kaşığı kadar boş bir kasenin içerisine koyuyorum. Ve üzerine kaynar su döküp bunu soğuyuncaya kadar bekleteceğim. Thank you.
Soğuyan muz kabuğu suyunu süzüyorum. Posasından ayırmanız gerekiyor. Süzdükten sonra bunu orkidelere verebilirsiniz. İkinci yöntem orkideye gübre verme. Orkideleri sulamadan önce mutlaka köklere bakın. Kökleri bu şekilde yeşil ise suya ihtiyacı yoktur ve kesinlikle su vermeyin. Fakat eğer orkidenizin kökleri gri ya da beyaz ise bu suya ihtiyacının olduğunu gösterir. Gördüğünüz üzere orkidenin kökleri beyaz ve bu orkidenin suya ihtiyacı olduğunu gösterir. Eğer köklere bakmadan günlere ya da haftalara göre su verirseniz orkideyi yanlış sulamış olursunuz. Evet, her bir orkide için 8 yemek kaşığı kadar hazırlamış olduğum bu gübreden veriyorum. Muz kabuğu suyunu orkidelerinize 8 yemek kaşığı kadar verin. Sizlerle orkidelerimin zaman içerisindeki gelişimlerini ve sonuçlarını da paylaşacağım. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Orkidelerimin aylar içerisindeki gelişimlerini paylaştım. Ben düzenli olarak belirli aralıklarla 30 günde bir sıvı bitki besinlerini dönüşümlü olarak veriyorum. Bu yüzden birçok sıvı bitki besininin faydasını da görmüş oluyorum. Sizler de bu tarz sıvı bitki besinlerini özellikle sonbahar ayında 20 günde bir dönüşümlü olarak verirseniz çok iyi daha sonuçlar alabilirsiniz. Hemen sizlerle son metodumu da paylaşıyorum. Üçüncü metot salon çiçekleri. Bu tarz gübreleri kesinlikle evdeki bütün orkidelerinize verebilirsiniz. Bu tarz salon çiçeklerinde mutlaka gübre vermeniz gerekiyor. Evde büyüttüğünüz bütün çiçeklerin gübreye ihtiyacı vardır. Sizler orkidelerinize ya da evdeki salon çiçeklerinize ne kadar çok gübre verirseniz o kadar hızlı gelişim içerisinde olurlar. Çünkü topraklar içerisindeki vitaminler yeterli gelmeyebiliyor. Sürekli suladığımız için zamanla orkide toprağı içerisindeki mineraller de azalıyor. Bu tarz salon çiçeklerini toprağa iyice ıslanıncaya kadar sulamanız gerekiyor. Ve aloe veralar için evde aloe vera eğer büyütüyorsanız, bu şekilde bol bol yavru vermesini istiyorsanız yine aynı şekilde mutlaka belirli aralıklarla gübre vermelisiniz. Yine muz kabuğu suyunu aloe veralara toprağa ıslanıncaya kadar verebilirsiniz. Böylelikle bol bol yavru çıkaracaktır. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer kanalıma halen abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Ve yeni videolarımdan haberdar olmak için mutlaka zil sesini de açık konuma getirin. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.